hani buradan giden vatandaşlarımız buraya gelip de bir oradaki şeyi, bir de buradaki babalarının, dedelerinin yaşamış olduğu zaman ya onları görünce hakikaten saygıyla hepsi de seyrediyorlar, bakıyorlar, bildiklerini anlatıyor, bilemediklerini biz de yardımcı oluyoruz o şekilde. Büyüklerimizin eserleri kaybolmasın diye bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. 1953 Bafra doğumlu Sabri Durmuş. 70 yaşına geldik. Yaklaşık 30 yıldır biriktirdiğimiz malzemelerden burada 1999'dan itibaren bu şekilde yapabildiğimiz kadar, ya profesyonellikten ziyade yaparak öğrendik, becerebildiğimiz kadar bu ata yadigarlarımızı burada toplamaya çalıştık. Babam rahmetli oldu, abim rahmetli oldu. Yani onları kaybettikten sonra ya yani onlar bir daha geri gelmeyecek insanlar. Onların malzemeleri, onların kullandığı saatler, takılar, yani her türlü malzemeler onların saklayarak başladık. Onların değer verdiği malzemeler onları temin ederek, ya onların bozulmaması, onların temizliğini yaparak yaptıkça da biz devamı geldi. Bu işin şeyi yok. Yani gerçekten biz yaptıkça, çoğaldıkça, bunlara baktıkça, gelen giden arkadaşlarımız, ziyaretçilerimiz, bunlar da bize değer verdikçe, o insanlar sayesinde bugün bu hale geldik. Yaklaşık şu anda 5000 adete yakın malzememiz var. Hepsi de bu bölgenin. Şimdi bizim en çok iyi tanım aletlerinden başlıyor. Şimdi o 100 sene, 150 sene evvelki bunların dedeleri de, buraya gelen ziyaretçilerin dedeleri de, onlar da bu malzemeleri kullanmışlar. O insanlar o zaman ağaçtan sabanları yapmışlar. Devir değişmiş, demir sabanlar gelmiş, şu oldu, bu oldu derken o acı günleri, o yokluk günlerini, o yani böyle yaratıcı gücün insanlara verdiği heyecanı aynı bugünkü gibi yaşıyor. Yani o şimdi bir gelip de baktığı zaman hele nasıl diyeceğim, yurt dışında hani buradan giden vatandaşlarımız buraya gelip de bir oradaki şeyi, bir de buradaki babalarının, dedelerinin yaşamış olduğu zaman ya onları görünce hakikaten saygıyla hepsi de seyrediyorlar, bakıyorlar, bildiklerini anlatıyor, bilemediklerini biz de yardımcı oluyoruz o şekilde. Büyüklerimizin eserleri kaybolmasın diye bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Muhafaza edebildiğimiz kadar etmeye çalışacağız hiçbir şeyimiz olmadan. Yani sadece bu bize şey gibi gelsin, nasıl diyeyim, bunu kaybetmeyelim. Çocuklarımız, torunlarımıza biz de miras bırakalım. O manada yani. Hiçbir maddi şekli, bir şey beklemeden muhafaza etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarından gelen burada bizim sandıklarımız var. Osmanlı'nın sonu, Cumhuriyet'in başı. Bunlar var. Ya o zamanki baktığımız işte İnsanların tarımda kullanmış olduğu, sırtında tenekelerle suyunu taşıdığı o omuzluklar var. Burada daha un değirmenlerinde elektrik yokken elle çevrilmeli o buğdayın içindeki taşını, toprağını temizleyecek elekli selektörler var.
Yani bayağı bir şey var bugün, onları hala kullanılabiliyor. Ama bugün tabii daha moderne çıkmıştır. Onlar kenarda kaldı, onlar öylece duruyor. Ortaokul, o zaman ortaokul vardı bizim zamanımızda. Bugün resim iş öğretmenimiz bize hep kullanabileceğimiz malzemelerden okul çantası yaptırıyordu. Sırt çantası arkada bunlar bu şekilde. Kırtasiye yoktu. Gerçekten yoktu. Ya bu kurşun kalem de olsa şu şey gibi kalana kadar kullanıyorduk yani. 3 santim, 5 santim kalana kadar kullanıyorduk açığa. Bu şekilde idare vardı ya, idare. Defteri siliyorduk, tekrar kullanıyorduk. Yani şey gibi gelmesin, çimento kağıtlarından defter kabı yapıyorduk. Yani o günkü yıllarda biz nurlar içinde yatsın hocalarımız, öğretmenlerimiz gerçekten her türlü ya. Biz şimdi nasıl hocam bakıyorsun yerli malı haftasında biz o gün günlerde çorap tamiratı yapıyorduk. Okulda çorap tamiratı yapıyorduk. Yani düğme dikiyorduk, ötekini yapıyorduk. Biz her türlü annemize yardım ediyorduk. Bahçe işlerine yardım ediyorduk. Hep birlikte bir hayat yaşıyorduk. Ve o günler belki bugünlerden daha güzeldi. Teknoloji yoktu ama o saygı, o sevgi, o muhabbet. İnternet yoktu, olmasın ama dostluk vardı. Dostluk vardı. Annem gelin söylediği bir laf vardı bize. Telefon yoktu tabii o zaman. Bize dediği şey, git diyordu Fevziye teyzene. Fevziye teyzene git diyordu. Bir manileri yoksa bu gece ziyarete gelelim diye. Yani öyle bir müsaade, biz giderdik onlara, teyzemize. Ya, diğeri gitmeyeceklerse, manileri yoksa onlara ziyarete giderdik. Ya şimdi maşrabayı alıyorsun eline, bakıyorsun işte o günkü günde biz bir maşraba, 6-7 tane nüfus var, bir maşrabadan su içerdik ya yani. Tek bir şeyde, bakır tabakta ortada dururdu ayrı ayrı. Yoktu böyle bir şey ya, şimdi hakikaten biz burada yaşanmış ya, yaşanmayan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. İyi ki yaşanmış ve onların o hatıralarına gelince, o atalarımızın burada her, yani bir koşum takımına bak, kendisi yapmış bir mutfakta sallama yayıklar, ya her türlü malzeme. Bakıyorsun işte gaz lambası. Ya işte annelerimizin çok şeyi vardı o gün, yükü fazlaydı ya. Her şeyi yemeğe yapacak, çamaşır yapacak, çocuklara bakacak, bir de akşam olduğu zaman o gaz lambaları silinecek. Onun isi temizlenecek. Akşam gelen, giden olduğu zaman onu görecek ve temizliğine de not verecekler. Bu arkadaşlar ya bizi böyle çok eskilere getiriyor. Vallahi iyi ki de toplamışız diyorsun. Yani şu insanların bize bu şekilde teşekkür etmelerinde ben onları da görünce iyi ki de girmişiz diyorum, toplamışız, yapmışız. İyi ki de yapmışız. İyi ki de bunları da odun olmaktan, sobada yakmaktan kurtarmışız. Yani yoksa ki bunların çok köylerde böyle bir şey kalmadı. Şimdi en yukarı dağ köylerinde var, aşağıki köylerde bu tür malzemelerden hepsi silinip atıldı.